Biz bu mücadelemize her koşulda ama durmadan devam edeceğiz. Kayıplar bulunup failler yargılanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kayıplar Dilek Serin, Gülizar Serin, Düzeli Serin, Hatun Işık, Elif Işık, Yeter Işık, Haydar Işık ve fail meçhul Ali Işık. Yer Dersim, Gökçek Köyü'nün Minik Mezrası. Tarih 23-24 Eylül 1994. Minik Mezrası askerlerin sürekli baskısına maruz kalmaktadır. Tüm baskılara rağmen Işık ve Serin aileleri mezrada yaşamaya devam etmektedir. Olay günü Tuğgeneral Yavuz Ertürk komutasındaki Bolu Dağ Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler yine mezraya baskın düzenler. Mezrada bulunan evler, bağ ve bahçeler bombalanır, yakılır. Askerler ardından her iki aileden Hıdır Işık, Hatun Işık, Yeter Işık, Elif Işık, Düzeli Serin, Gülizar Serin ve 3 yaşındaki bebekleri Dilek Serin gözaltına alır. Ailesinin başına gelenleri sonradan duyan ve mezraya giden Ali Işık'ın cesedi 8 Ekim 1994'te çıplak ve başı ezilmiş şekilde köy dışında Gökçek Jandarma Karakolu'nun hemen alt tarafında bulunur. Aileleri her türlü yasal girişimde bulunur. Ancak Gökçek Jandarma Karakolu onları biz görmedik cevabını verir. Cumhuriyet Savcısı soruşturma kapsamında olay yeri inceleme dahi yapmaz. Aile avukatının keşif talebi her defasında reddedilir. Aileler meclise inceleme ve araştırma talebiyle başvuruda bulunur. Verilen cevap, ağır kayıplar veren örgütün bu ikane etrafında rehin aldıkları ya da ihbar ettikleri düşüncesiyle yanlarını götürdükleri olur. 7 kişilik Serin ve Işık ailesinin fertlerinden o tarihten itibaren bir daha haber alınamaz. Mehmet Zeki Akyıldız 1993 yılında 63. yıl ortaokulunda okuduğu yıllarda yasa dışı istihbarat örgütünden birkaç defa tehdit almıştı. Silvan'da ablasının evinde bulunduğu bir günde çarşıya gitmek için çıkar ve bir daha eve dönmez. Kendisinden bir daha haber alınamaz. Daha sonra ailesinin aldığı duyumlara göre Silvan'a bağlı Yolaş köyünde bir sığınak olduğu ve bu sığınaktan adı belli olmayan birinin kendi şamasıyla kurtulma şansı elde ettiği şeklindedir. Bu kişi verdiği bilgilere göre sığınakta 7-8 kişi olduklarını belirtiyor. Sığınakta kimsenin kimseyi görmediğini ama birbirlerine alt soyad ve köylerinin ismini bağırarak söylediklerini, bu takdirde oradan kurtulan birinin ailelere haber vermesi istediklerini aktarmıştır. Silvan'da bulunan jandarma karakoluna başvuran aile müspet bir cevap alamadıklarını belirtmiştir. Bizler devletin güvenlik güçlerince gözaltına alınarak kaybedilenlerin, katledilenlerin aileleri ve insan hakları savunucuları olarak devletin yasa dışı grupları tarafından organize edilmiş ya da desteklenmiş insanlık suçlarının tarafsız, adil bir biçimde soruşturulması ve bu davaların hakkaniyete uygun bir şekilde sonuçlandırılmasını talep ediyoruz. Yüksek Ova'da ikamet eden Veysel ve Mehmet Reşit İşbilir her zamanki gibi işleri olan demir doğrama ve araç tamir işlerine gittiler. İlçe merkezindeki mezarlıkların kolluk kuvveti tarafından tahrip edildiği haberleri ilçe sakinlerini huzursuz ettiğinden dolayı bir basın açıklaması yapılması planlanmıştı. Saat 15 sularında işten ayrılan amca ve yeğeni yapılacak olan basın açıklamasına katılmak için yola çıktı. Büyük bir kalabalığın toplandığı 6 Aralık 2013 tarihinde basın açıklaması sırasında herhangi bir uyarı yapmaksızın kalabalık üzerine gaz bombası ve plastik mermilerle müdahale edildi. Kaçışan insanlar ile kolluk kuvveti arasında gerginlik yaşandı. Hemen akabinde kalabalığın olduğu bölgeye polis özel hareket ekipleri tarafından uzun namlulu silahlarla hedef gözetilerek ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Veysel ve Mehmet Reşit İşbilir ağır bir biçimde yaralandı. Yaralı halde Yüksek Ova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Veysel ve Mehmet Reşit İşbilir, sedye üstündeyken işkenceye uğradı ve hastaneye gidenlere işkence yapıldı. Akabinde amca ve yeğen ateşli silah yaralanması sonucunda vefat ettiler. Cenazeler otopsi için Van Dursun Odabaşı Üniversite Hastanesi'ne gönderildi. Ön otopsi raporunda Mehmet Reşit İşbilir'e 6, Veysel İşbilir'e ise 2 kurşun isabet etmesi sebebiyle hayatlarını kaybettiği belirlendi. Akabinde Hakkari Valiliği olayla ilgili olarak birbirinden tutarsız birçok açıklamada bulundu. Başlatılan soruşturmada ancak 6 ay sonra ilgili 6 polisin ifadesine başvurulabilindi. İfadesi alan 6 polis memurunun vermiş olduğu ifadede kopyala yapıştır yöntemi kullanıldı. İfade metnindeki imla hataları bile tüm ifadeler için ortaklaşa olarak kullanıldı. Soruşturmada herhangi bir ilerleme kaydedilemedi.
kaydedilen, katledilen Veysel ve Mehmet Reşit İşbirliği'nin akıbeti faili meçhul bırakıldı. Sorunlar açığa çıkarılmaz. Böylelikle 2013 yılının Türkiye'sinde amca beyan iki insanımız göz göre göre katledildi ve bu eylemi gerçekleştirenler ortaya çıkarılmaz. Ser, Gürtünet, Başbağ, Ser, Aziz Bejmen, Mizginiye ki Ustaz Ser, Demokrasi, Hep, Cibin, Hep Kutlan, Dağıtmana Kerem, Lemi Kabel, Sağlane, Roja Şemi, Jboyko, Em, Zoroke Tabibi bilen, Em, Rüye Sistemi, Rüye Pergala, Nu, Yahay, Em, Teşifre Biken, Em, Kordüben, Em, Bejen, Ne faydı meçhulün, ev havale etme, malbat etme. Asla faydı olan belli ne?